Sevgili dostlar, sponsorlarımız nokta.com ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, aslında benim e, tıraş olup formayla video çekmem lazım. Çünkü kap haberleriyle ilgili kap vereceğim bir videoya daha geldiniz. Şimdi yorumlarda şey görüyorum, ya her gün 50 tane futbolcu geliyor, gelen giden yok falan filan. Ya arkadaşlar, kendi yalanlarınıza insanları inandırmaya çalışmayın. Görüyorsunuz. Medyada konuşulan bütün haberleri konuşuyoruz. İşlerinden kendi duyumlarımızı veriyoruz. Hani Allah'a çok şükür bu transfer döneminde daha yanıldığımız olmadı. Çok şükür. Teşekkürlerimi sunuyorum kaynaklarıma. Hani e, bir tek Zaha'yı çok bekliyorsunuz. Yani Zaha konusunda da herkes aynı şeyi söylüyor. Hani nerede kaldı? Hani geldi diyordun diye. Yani onun dışında arkadaşlar sosyal medyada günde 500 tane isim zaten ortaya atılıyor. Biz bunları konuşuyoruz. Yani bunu anlamayacak kadar şey yapmayın. Şimdi mesela ben şunu belirteyim. İsmail Kartal. Fenerbahçemizin yeni teknik direktörü. İsmail Kartal'ın bir felsefesi var. İsmail Kartal ve ekibi gelir gelmez iyice çalıştılar. Zaten gelmeden çalışmışlar. Bütün Süper Lig ekiplerinin analizini yapmışlar. Sadece yeni çıkan takımlar hariç. Hani diyorsunuz diyor ya Fenerbahçe'de hep yeni çıkanlara puan kaybediyor. İşte sıkıntı bu yüzden. İlk haftalara denk geldi miydik puan kaybetmem bu yüzden. Yani rakibin analizini tam yapamadığından dolayı oluyor. Ve ciddiye almıyorsun alt ligden çıktı olacak ki falan diye. İsmail Kartal dersine çalıştım. Bakın İsmail Kartal'ın bu seneki felsefesi şu. Öyle hani yumuşak, kırılgan. Ne bileyim hani yenildim lan yenilirsek yenilelim dünyanın sonu değil diyen o hiçbir oyuncuyu istemiyor. Bakın futbolcu gönderirken de alırken de bunu düşünün. Sert, evet, agresif böyle yenilgiyi kabul edemeyen isimler istiyor. Anlatabiliyor muyum? Antrenmana gel, maça gel, skora üzülme, sonuca üzülme. Böyle isimleri asla istemiyor ve ee, kemiren futbolcular istiyor. Mesela Atilla Salai. Atilla Salai arkadaşlar hani mücadeleci bir isimdir ama maç sonucunda bakın hiç öyle çok umursayan bir isim değil gibi gelir. Atilla Salai'yi göndermek istiyor. Arao mesela. Arao'nun gerek söylemleri, gerek hareketleri insanı çileden çıkarıyor. Rossi aynı şekilde hani bir hazırlık maçında bile insan kendinden nefret mi? ettiriyor. Bu isimlere talipleri çıkarsa göndermek istiyor. Atilla Salahi. Atilla Salahi ile ilgili Union Berlin'le alakalı çok fazla duyum var. Hani anlaşmaya yakın 14 milyon euro verdiler. İşte e, transfer gerçekleşirse şöyle olacak böyle olacak. 1-2 gün içinde transferin bitmesi bekleniyor diye. İsmail Kartal ne diyor? İsmail Kartal. İkinci geldiği dönemde de, bu dönemde de Atilla Salayı beğenmiyor arkadaşlar. Yani bak, hocam beğenmiyor ama 14 milyon euro teklif veriyorlar. Burada İsmail Kartal'ın bir şeyliği yok mu, saçmalığı yok mu? Yok arkadaşlar. Her futbolcu, her takımda kıymetli değildir. Her futbolcu, her takımda kıymetli değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geldiğinde ne kadar kıymetliydi? Aradan 6 ay geçince ne kadar kıymetliydi? Bir sene geçince ne kadar kıymetliydi? Anlatabiliyor muyum? Buradaki farkı oyuncunun performansı ve sisteme adapte olup olmaması belirliyor. Union Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Atilla Salahi'nin temsilcisi. Ve Fenerbahçe yönetiminden de görüşme yaptı Atilla Salahi'nin temsilcisi arkadaşlar. Bunu hani Yavuz Sabuncuoğlu, Sercan Hamzoğlu falan duyumlarını verdi ama Almanya'dan İstanbul'a geldi Salahi'nin temsilcisi ve İstanbul'da kaldı arkadaşlar. Fenerbahçe yoğun bir sürecin içerisinde özellikle bugün. Ve e, Serzen Hamzoğlu ne diyor? Atilla Salay'ın menajeri Daniel Kestren'in İstanbul'da olduğunu daha önce söylemiştim. Şu ana kadar oyuncuyla ilgili kulübe resmi bir teklif iletmedi demiş. Hani e, yazıldığı gibi Union Berlin'in 15 milyon euro'luk teklifi kulübe getirirse bu transfer gerçekleşir demiş. Ben önce şunu söyleyeyim. Union Berlin'in teklifi var. Kulübe iletildi mi? İletildi. Ancak bazı gizlilik süreçlerinden dolayı kulüp sesini çıkarmıyor. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Atilla Salahi, Ali Koç'a ben Union Berlin'in teklifini kabul ediyorum dedi. Ben size hiç söylemediğim bir şeyi söyleyeyim. Nice var ya Nice. Nice Fransa'dan. Nice kulübünün de Atilla Salahi için 14 milyon euro'luk teklifi var arkadaşlar biliyor musunuz? Ve 14'ten 18'e çıkabileceklerini belirten bir söylem içerisindelerdi. Ancak Atilla Salahi Nice'ye değil de Almanya'ya gitmek istedi. Bizimkiler de o zaman fiyatını yükseltsinler dedi ve şu anda fiyat yükseltilmeye çalışılıyor. Yani açık ve net söyleyeyim. Union Berlin e, Atilla Salahi olayı %99 olacak gibi duruyor. Futbolcu da istiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani e, bazı kanallar Ali Koç henüz Atilla Salahi'nin gidişini onaylamadı falan diyor ama ya İsmail Kartal gidebilir demiş. Astronomik rakam gelirse gidebilir demiş. Teknik direktörün gidebilir demiş. Tamam mı? Yani sana tamam demek düşer. Ha, e, şunu da belirteyim. Union Berlin'e transferi sonrasında ya da başka bir takıma eski kulüp Apollon Limassol'a servis bedelinin yüzde %13.5'u verilecek arkadaşlar. Yani servis bedeli üzerinden buçuk mesela 14'e satılması gündemde 14'e satırsan 1.89 yani 16'ya falan satarsan yaklaşık 2 milyon eurosunu vereceksin. Sonra da cash 14 kalacak. Umarım satabildiğimiz en yüksek fiyata satarız. Ki Son haberler şu şekildeydi. Berlin Atilla Salahi için 14 artı 2 teklif etti. Ali Koç da sonraki satıştan pay maddesi eklettirmek istiyor. Çünkü bu takım üçlü sistemle oynuyor. Atilla Salahi burada felaket sırıtır. Yani sırıtır derken iyi manada sırıtır. Felaket parlar, parıldar, ışıldar ve çok değişik yerlere gidebilir. Yani Fenerbahçe'de ben size bir şey söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa bu transfer artık gerçekleşir. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Atilla Salahi gider. Hocam e, Dijiko falan diyordum ondan hariçten süper bir stoper gelecek gelmek zorunda. Şimdi İsmail Kartal Doğan Perez'den sol stoper düşünüyor. Aynı zamanda sol bek performansını da izliyor. Bak Nosterwolde bence geçer not aldı taraftardan bir hazırlık maçı oynamasına rağmen. Yani üstüne koyarsa eklerse devamlılık arz ederse bence taraftarın onayını alacaktır. Fenerbahçe Çukur Saraçoğlu Stadyumu'nun yeni ismi yeni sezonda Atatürk Stadyumu olarak değişecek diyor. Saraçoğlu ailesiyle görüşüldü. Onay alındı. Arkadaşlar ben buna çok takılmıyorum. Yani ama her olayda da Atatürk'ün arkasına sıkışılması hani taklanılması beni sinir ediyor ya. 29 Ekim'de faaliyete geçecek mi Süleyman Arat'ın özel haber. Ya insanlar bıktı. Anlatabiliyor muyum? Her suçlu olduğu zaman şu suçlu. Her bir şey olduğu zaman şu böyle. Bıktı insanlar ya. Rize Spor Genel Sekreteri Hakan Yavuz Bakır Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü, Emre Kılıncı ve Talyan Antalyalı'yı istiyormuş. E, ligde 6 puan garanti değil. yine vermezler size bunları. Ben onu söyleyeyim. Ama yine de şansınızı deneyin. Yani iki maçta da biz yatacağız. iki maçta da size vereceğiz derseniz belki verirler. Çünkü Galatasaray sizden nefret ediyor. E, çünkü yani kendi haksız süreçlerini size yıkma peşindeler. O yüzden vermezler. Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı Trabzonspor'dan Siyopis'i beğeniyoruz demiş. İlgimiz var. İyi bir kadro kuracağız demiş. Şimdi Trabzonspor'u bilemem. Rize Spor sonuçta Karadeniz ekibi iki takım arasında bir anlaşma var. Samet Akaydın konusunda kulağıma bir zayıf duyum verildi. Hepinizi derinden üzecek bir duyum. 3 milyon euroya bir takıma gidebilir duyumu geldi. 3 milyon euroya. Ama Adana Demirspor'a gider. Ama Rize'ye gider ama Artvin Opa Spor'a gider bilemem. Bu arada Artvin Spor'a da selamlar olsun. Artvin Opa Spor ve Ünye Spor'a selamlar olsun. Her iki takımdan da zamanında deneme teklifi almıştım yıllar yıllar önce. Gel seni deneyelim diye de ben öğretmenliği seçtiğim için gitmemiştim. Yine de gönlümde yatar iki takımda. İki takıma da buradan selamlar olsun. İki takımın taraftarına da selamlar olsun buradan. Çok hoş iki takımdır. Samet Akaydın'ın böyle 3 milyon euroya gitme ihtimali zayıf duyum olarak söyleniliyor ama ben size söyleyeyim. Şimdi Samat da Göz yaşları içerisinde bu videoyu izlediğinizin farkındayım. Samet Akaydın'dan sonra herhalde saldınız ama Samat'tan sonra daha da salacaksınız. Arkadaşlar Samatta transferi bugün pazartesi günündeyiz 10 Temmuz. Salı 23.59'a kadar bitmesi hedefleniyor. Salı günü 23.59'a kadar PAOK'a gitmesi hedefleniyor. Ee, ve Samatta'nın menajeriyle Fenerbahçe çok iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde görüşmelerini yürütüyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama herhangi bir anlaşma da yok. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde diyeyim. Her an her şeye hazırlıklı olun ama yıkılmayın yani. Samatta gidiyor diye bu kadar kendinizi salmayın. Hayatın olağan akışı bunlar. Herkes gidebilir. Her şey bitermiş zamanla diye başlayın yani ama önemli değil ya. Yani. Alagöz Holding, Iğdır Spor. Devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı Eyüp Akça'nın bon servisini aldı. Arkadaşlar, ee, Iğdır Spor'un Alagöz Holding yani bizim e, takımlarımızdan bir tanesi de Alagöz bilmem biliyor musunuz? E, yani Alagöz Holding'in sahibi, Iğdır Spor'un da sahibi. Bizim bir nevi hani partner takımımız diyeyim. 2025'e kadar sözleşmesi vardı. Yaşı 21'de. Hocam işte geri alma maddesi var mı? İlla ki vardır. Bak hiçbir bilgim yok ama illa ki vardır. Iğdır Spor'a hayırlı olsun. İnşallah Iğdır Spor'u daha iyi yerlerde görürüz. Benim de Samet Nelettin vardı arkadaşım Iğdırlı askerden. İzliyorsa ya da tanıdığı olan varsa selamlarımı iletsin arkadaşlar. Çok kral bir arkadaştı kendisi. Şimdi Wilfred Zaha. En çok sorulan soru. Al Nasr 20 milyon euro yıllık ücretten 3 yıllık sözleşme teklif ediyor ama futbolcu kabul etmiyor. Arkadaşlar bu %100 bilgi. Yıllık 20 milyon euro olan teklifi kabul etmedi futbolcu. Yani ben buraya gelmeyeceğim diyor. Tamam mı? %100 bilgi bu bilgi. Hani çok fazla soru geliyor. Ya arkadaşlar bakın. Ben her türlü kaynağıma soruyorum. Lan yeni bir şey var mı diye. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçe Zaha için verebileceği en yüksek maaşı teklif etti. Futbolcuya söyledim. Avrupa kıtasındaki en güçlü teklif Fenerbahçe'nin. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım diyor. Şampiyonlar Ligi'deki hiçbir takımdan teklif gitmiyor. Ve oyuncu e, hani artık Fenerbahçe'ye tamam diyecek ama ne zaman diyecek ya. Aslına bakarsanız menajeri prensipte tamam diyor. Tamam en yüksek teklif bu. Kabul edilebilir bir teklif. Hani Lazio'dan umduğumuzu bulamadık, başkasından bulamadık. Sizinkini kabul edeceğiz dercesine konuşuyor. Ama o imza gelmiyor. İmza gelmeyince de bana kızıyorsunuz ama bana kızacağınız hiçbir şey yok. Ben ısrarla söylüyorum. Zaha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Eğer e, hani menajeri ve kendisi çok çok aykırı bir aşağılık bir oyun sergilemezse. Tamam. Bak dünkü maç. Hazırlık maçı. Neyi gösterdi? Fenerbahçe'nin çok iyi kanatlara ihtiyaç var. Bak Zaha tek başına yetmez. Onu da söyleyeyim. Zaha tek başına yetmez. Asla bu yanılgıya düşmeyin. Tek başına asla Zaha yetmez. Diğer kanada da artık Orsolini mi çekiliyor? Anlatabiliyor muyum? Suso mu çekiliyor? Adama Travore mi çekiliyor? Kimi çekiyorsanız yani kesinlikle kimi çekiyorsanız çekin. Yani Kent ilk 11'de bilmiyorum belki de hani e, ilk maçın günahı olmaz diyelim. Biraz sırıttı gibi. Benim hissiyatım da biraz kuvvetlidir açıkçası. Cenab-ı Allah içime böyle bir doğurur şeylere. Kent stok gibi sonradan girdiğinde daha etkili olacak gibi bir görüntü sergiledi bende. Ben söyleyeyim. bana iki tane şey lan bak. Ben hazırlık maçı özelinde şunu söyleyeyim. Kimse beni yanlış anlamasın. İki tane kütürü kedi gibi stoper lazım. Bir tane 8 numara lazım. Bir tane de 10 numara lazım. İki tane de kanat lazım bu takıma. Toplam 6 tane kütür 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 transfer lazım. Bu 6 ismin 6'sı da A plus olmak zorunda. Hocam o kadar da kötü değiliz ya. Hani 3 tanesi A plus olsun. 3 tanesi de E işte olsun. Bizim E bırakacak bir sezonumuz yok. Anlatabiliyor muyum? yok. Bak bu isimler abi Bak Ferdi Kadıoğlu'nu izlemedik. Emre Moru, Batşuay'ı falan izlemedik. Ama bunların kadroda düşüne, kalacağını düşünerek bunları söylüyorum. Daha bunlar giderse bunların yerine de doldurmak lazım. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Roberto Pereira ile ilgileniyor demişler. Başta İtalyan kulüpler olmak üzere birçok talibi var. Bizim yaramıza merhem olacak isim değil Pereira. Fenerbahçe David De Gea'nın durumunu araştırdı. Zaten bu uzun zamandır söylediğimiz bir şey. Uzun zamandır söylediğimiz bir şey arkadaşlar. Degia'nın durumunu sordu. Ancak oyuncunun yıllık ücret talebi bizi çok çok aşar. Ee, onu da söyleyeyim. Simanski. Şimdi birkaç tane de zayıf duyum vereyim. Danjuma için masada olduğumuzu söyleyen arkadaşlarımız var. Daha olmazsa alternatif Danjuma diyor. Bendeki bilgilerde yok arkadaşlar. Bendeki bilgilerde, bendeki duyumlarda bu duyum doğru değil. Dinamo Zagreb Fenerbahçe'nin Livakovic için yaptığı 8 milyon euroluk teklifi kabul etmedi diye haber var. Bendeki duyum biz e, Livakovic'ten ve Bekao'dan çekildik şeklinde. Ya belki de bir taktik yapıyoruzdur onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe Perisic için tüm şartları zorluyor demiş SporX. Fenerbahçe tüm şartları zorladı ama oyuncu benim sözüm var diyor. Sözümü yiyemem diyor. Yani Perisic konusuna da böyle e, bir parantez açmış olayım. içi Kamada. Bu arkadaş Dayıcı Kamada bana çok soru geliyor. Hocam alsak olmaz mı? Alsak olmaz olur mu? Süper bir futbolcu. Yaramıza merhem olacak bir futbolcu. Alsak olmaz olur mu? Olur. Ancak bizim gündemimizde yok. He hocam bak Galatasaray alacakmış. Yine başladınız Galatasaray güzellemesine. Ya alsın. Kim alıyorlarsa alsınlar. Biz Fenerbahçe'yi tutuyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Hocam ben de onu söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray bunlar alırken Fenerbahçe durursa şampiyon olamayız. O yüzden diyoruz sana dediğiniz, dediğinizi duyar gibiyim. Hepinizin sesini duyuyorum merak etmeyin. Ancak arkadaşlar bakın transfer market değeri bu kadar yüksek bir futbolcunun Türkiye'ye gelme ihtimali iki şekildedir. Üç şekil artık hangisini sayarsam. Ee, yani bir oyuncu çok yüksek bedel ister kabul edersin olan parayı sana basacağım dersin. Olur. 2. Oyuncu sakattır. Öyle gelir. 3. Oyuncunun pusası kalmıştır. Sana anca öyle gelir. Yani sana anca öyle gelir. Yani bunları da belirteyim arkadaşlar. Sana anca öyle gelir. Şimdi e, Kamada Galatasaray'a gidiyor dediniz. Erdem Timur demiş ki daha için Kamada gündemimize hiç gelmedi. Tilemas da aynı şekilde hiç gelmedi. Thomas ile görüşmemiz oldu. Ee, ancak ilgilendiğimiz bir oyuncu ancak olmadı diyor. Yıllık ücreti falan filan diyor. Arkadaşlar Kamada 27 yaşında 26 şey 27 milyon euro. 26 yaşında bir futbolcu. Ağustos'ta 27 olacak. Frankfurt'tan serbest kalan bir futbolcu. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazıyorsunuz ama bir bakın bakalım gideceği yer neresi olacak? Yani transfer market değeri 300 350 milyon euronun üstünde bir takıma giderse şaşırmayın. Sebastian Simanski. Bu videonun ana konusu bu. Simanski ve Zaha. Çünkü her iki futbolcu da Fenerbahçe'de. Çok açık, net konuşuyorum. Şimdi birincisi benim Zaha'yı ben kendim söylüyorum. İkincisi ise duyumlar. Sebastian Simanski'nin temsilcisi Marius Piekarski transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi demiş Spor Dijital. Yine aynı şekilde Ertan Süzgün Simanski'nin temsilcisi Iarski transfer görüşmeleri için İstanbul'a demiş. Belki de aynı kişi Spor Dijital'de söylemiştir. Ertan Süzgün bu gece çok üzgün. Muhtemelen onu olabilir. Başka bir arkadaş isim vermeyeyim çünkü ya da isim vereyim Alper Mert diye bir arkadaş Simanski Fenerbahçe'de demiş. Bakın 11 milyon euro bon servis. Bendeki duyumlar 9. Bunu belirteyim. 2 opsiyon varsa bilemem. 4 milyon euro bonus yani toplam 15'ten bahsediyor. 11 bon servis 4 bonus. 2,5 milyon euro futbolcunun alacağı. Evet doğru yıllık ücret 2,5 milyon euro. Galatasaray buçuk veremediği için alamadı ha futbolcuyu. 2,5 veremediği için alamadı. Hocam sen ne saçmalıyorsun? Adamlar 10 milyon euro ikar diye veriyorlar. Belki de bütün haklarını, bütün şanslarını orada kullanıyorlar. 4 senelik de kontrat diyor. Sözcüden e, Alper Mert ceza sahası programında söylemiş. Yani detay olarak da şöyle söylemiş. Çok güvendiğim bir kaynaktan gelen bir bilgi var. Fenerbahçe Simanski ile imzayı atmış bon servisi 11 milyon euro. 4 milyon euro bonusu var. Yıllık 2,5 milyon eurodan 4 senelik sözleşme. Az önce imza atılmış diyor. Bakın. Hani her fırsatta bana sallıyorsunuz ya. Saldırıyorsunuz ya. Alın arkadaşlar. Kesin olarak imza atılmış diyor kardeşimiz. Ben şunu söyleyeyim. Bendeki bilgilere göre 9 milyon euroya anlaşılmak üzere. Ama 9'un üstüne Mert Hakan yandaşı veririz. Ben onu bilemem. Çünkü Lokomotiv Moskova, Mustafa, Mustafa, Lokomotiv Moskova, ne Mustafa'sı? Lokomotiv Moskova takımı Mert Hakan Yandaş'ı 2 senedir istiyor. Ve e, tam da bu zamana denk geliyor arkadaşlar. Biz de onlardan bir futbolcu istiyoruz. Artık Mert Hakan da oraya gidebilir. Hem Rusya iyidir. Silivri kadar olmasa da soğuktur. <laughs> Var ya bir espri. Yani e, Rusya iyidir. Bence tam Mert Hakan'ın aradığı ortam. Hem bellim olur. Belki bir tane güzel sarışın bir şey bulur. Evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Baba baba. Zavramo Davromaci falan diye yanına gelirler. O da sevinir. Priyet priyet falan yapar böyle. Çok güzel olur yani. Mert Hakan, Ben bak Fenerbahçe'yi falan düşünmüyorum. Ben Mert Hakan'ın kısmetini düşünüyorum. Kaderini düşünüyorum. Yani iyi niyetli bir insan olarak. Toparlayalım bütün duyumları. Simanski Fenerbahçe'de. Zaha inşallah Fenerbahçe'de. Arkadaşlar bakın ısrarla söylüyorum. Tekrar kısaca söylüyorum. Çünkü çok soru geliyor. En iyi teklifi veren biziz. Menajeri de aynı şeyi söylüyor. Menajeri tamam diyor. Bizim gönlümüz sizden yana diyor. Birazcık bekleyelim dedi. Birazcık da beklediler. Tatilini burada yaptılar. İstanbul'a temsilcileri gelip kalacağı evine kadar gördüler. Kendisine de 3 şekilde gösterdiler. Görüntülü bir şekilde anlattılar. Yani yıllar önce biz bunu Wilshire, Jack Wilshere'de yaşadık ama Wilshire geldi İstanbul'a geldi. Kalacağı eve kadar gezdi. Tozdu sonra gelmiyorum dedi. Sonra da bir sakattık. Futbol hayatı bitti. Umarım Zaha da böyle olmaz. Yani Zaha ve Simanski olayı bunlar arkadaşlar. Ha, Simanski konusunda bendeki duyumlar 9 milyon euroya anlaşıldığı şeklinde ama imza atılmadan bir şey diyemem. Bendeki duyumlarda imza yok. Prensip anlaşması. Zaha için de prensip anlaşması ama artık yaklaşık bir hafta geçti. Bizim bu anlaşma üzerine. Bu şunu da söyleyeyim. Ali Koç Zaha'yı getirirse yıllık ücretinin bir kısmını cebinden ödeyecek. Kapı açıklamasında belki yıllık 3 milyon euro görürsünüz. Hocam 3'ü almışız. Kimi kandırıyoruz demeyin. 3.5'ü de Ali Koç cebinden verecektir. O başka bir sözleşmeye bağlıdır. Hani bir nevi menajerlik gibidir. Yani sponsorluk gibidir. Yani futbolcu sen Fenerbahçe bütçesinden 3 verirsin. 3,5'ta sen Koç e, Holding bünyesinden sponsorluk ücreti olarak verirsin. Anlatabiliyor muyum? böyle şeyler oluyor sırada bunu çok yapıyor. Onu söyleyeyim. Danjuma konusunda bende hiçbir bilgi yok. Dayıcı Kamada konusunda hiçbir bilgim yok. Atilla Salayı bence Atilla Salahi yolcu. Hani bu duyumlara göre kesin yolcu. Onu söyleyeyim. Orsolini Türkiye'ye gelmek istemiyor. Adama Traore konusunda ya zayıf bir duyumum var. Bilmiyorum ne kadar doğru ama İstanbul'da kendisi ya da menajeri olduğuna dair duyumlarım var ama doğrulatamadım. Roberto Pereira gündemimizdeymiş ama benim içim atmıyor. hiç konusunda da unutun onu. Samet gidebilir 3'e. Livakovic'i unutun. Samatta'nın yolu açık olsun. David De Gea'nın yani istekleri çok yüksek. Biz karşılayamayız. Eyüp Akcan gitti yolu açık olsun. Luan Perez'i sol stoperde deneyeceğiz. Ama yine de sol stoper almayacağımız anlamına taşımıyor. Fakat Perez'i tamamlayacak sağ stoper alma ihtimalimiz de yüksek. İyi de hocam. Eğer böyle olsa Samet Serdar'dan biri kesin gidecek. Evet. o yani öyle, öyle düşünülüyor. Ama şu da var. Gitmeye de bilirler. Osterwode, Luan Perez, Solbek hattı. Stoperde A plus stoper. Yanına da işte e, eldeki mevcutlar falan filan. Nerede kaldık? Arao Rossi talipleri var. Görüşmeler sürüyor. İnşallah müjdeli haber de veririm size. Osterwode'yi beğendik. Dün inşallah böyle de devam eder. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza şuradan abone olup videoları beğenebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.